Merhaba abi. Abicim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim. Seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz? İki tane adayımız var. Kim abi? Mansur ve Ekrem. Diyorsunuz. Peki kazanır mı? İnşallah. Büyük ve açık farktan. İstanbul Eyvallah. Seçimleri gibi olacak. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben. Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersin abi seçimlerde? Selçuk Kozağaçlı. O kim abi? Avukat. Hangi partiden? Hiçbir partiden değil, bağımsız. Bağımsız? Evet, cezaevinde şu anda. Bu gezi olaylarından mı bu? Sonrasındaki bir süreçten. Tam farklı bir dava yani. Peki aday olacak mı? Yok, olmayacak. Ya herhangi bir adaya pek ilgim yok yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ya da başka bir şeye. Eyvallah. Olacaksa ancak böyle bir adaya ilgi duyuyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhabalar. Selam. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyi değilim. Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz abi seçimlerde? Şu konjüktürde adayım yok. Neden abi? Yok, o şeyi verecek bir liyakata sahip hiç kimse yok. Yani, mevcut Cumhurbaşkanı ile devam. Diyorsun. Bence. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ ol, hoşça kal. Merhaba hanımefendi. Ay ne olur ben ne yapmayayım. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz hanımefendi? Ben Tayyip Erdoğan. Neden abla? Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsun? Kılıçdaroğlu'nu, başka kimi isteyebilirim? Neden peki? Çok seviyorum. Her şeyiyle çok güzel. Çok güzel işler de yapıyor. Kendisini çok beğeniyorum, seviyorum ve destekliyorum. Ben İzmir kızıyım. Başka bir şey kesinlikle düşünemem. Eyvallah, sağ ol. Sen de sağ ol. Teşekkür ederim. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz abi? Tayyip Erdoğan'ı. Neden abi? Çok güzel bir insan. Diğerleri iyi değil mi abi? Ne var ki onlarda? Abi vatandaş çok şikayet ediyor zamlardan falan. Dünyanın her yerinde öyle. Helal olsun daima. Helal olsun. Dünyanın her yerinde öyle. Türkiye'de daha çok diyorlar. Provokasyon yapmaya gerek yok. Tayyip Erdoğan bir numara. Eyvallah. Açlıktan ölüyor millet, ölüyor. Geçti artık o eski zamanlar abicim. Artık yeni insanlık var, yeni İzmir var. Yani tek aday Erdoğan her zaman. Diyorsun. Da öyle. Tek aday Erdoğan. Tek aday. Fark. Peki abi aday olacak mı Erdoğan? Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz? Ne zaman olmadı ki? Abi iki dönem yaptım. İkinci dönem aday olamıyor anayasaya göre. O yapar. Biz istesek yapar. Biz istesek her şey olur. Sen istesen değil, o kendi isterse yapar. Niye? Ben halkım. Biz istemeyeceğiz de kim abi, isteyecek? Aday olmaz için kendi isterse. Hayır, biz istersek o da olur. O da ister. Diyorsun. Tabii. Eyvallah. Başımızdan alsın. İnsanlar açlıktan ölüyor, birbirini yiyor. Bunu görmüyor mu? Saraylarda yaşıyor. Etrafı yiyor. Biz ne yapıyoruz? 72 yaşındayım. Bir lokma ekmek için çalışıyorum. Bir de benim maaşımı kesiyor. Ben çalıştım. O çalışmadı. Kesemez. Olsun veya olmasın Kılıçdaroğlu. Ölürüm gene de ona vermem. Asla. Bu İzmir vermez ona. Kılıçdaroğlu diyoruz. Alkış diyoruz. Başka birini tanımıyoruz. Ne yapıyorsun? Merhaba. Geçen de merhaba. Nasılsın? Sağ olsun, nasılsınız? İyi. Durursan? Müsait değilim. Çekiyor mu? Hayır. Sen bir her taraf böyle kızım. Tam her taraf böyle. Nasılsın? İyi, siz nasılsınız? Sağ ol. Seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersin abi? Vallahi Tayyip'in dışında düzgün bir her insan olur. Tayyip olmasın, kim olursa olsun mu diyor yani? Evet. Maalesef. Gönlünden kim geçiyor abi?
Valla şu anki şeylere baktığımızda İmamoğlu olabilir, Mansur Yavaş olabilir. Onları düşünebilirim şu an. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederiz. Abi Recep Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun. Neden abisi? Öyle. Abi nedenini söyle. Kim olursa olsun yönetemiyor abi ülkeyi ya. Yakışıklı çekiyor musun beni? Ülkeyi yönetemiyor abi. Kim daha yönetir abi? Şu anki devletler arasında hiç kimse yönetemez. Yeni birisi çıksın artık. Vallahi buradan başka biri bile çıksa o bile daha yönetir yani. Eyvallah, sağ ol. Kadın halimle karım çalışıyor ya. Ben tek başıma, her şey pahalı. Eyvallah. Milletlere baksana kimse bir şey almıyor, öyle geziyor. Peki abi, seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsun? Onu ben bilmiyorum. Bak bombos, bak. Aynen haklı, bak. İki saat oldu oruç ağzımdan geziyorum. Bir tişört alımdan gideceksin. Neden abla? Yok, pahalı. Çok pahalı değil mi? Pahalı, giriyorum pahalı, giriyorum pahalı. Çık git işte, bomboş gideceğiz. Kimseye iyiydi, boş ediyorum. Hani neden? İşte, ben de bomboş geziyorum. Bak. Bak. Hayatımızı yaptı, bak. Hayatımızı. Bak. Yemin ederim millet açlıktan ölüyor ya. Yem bir tişört alamıyoruz ya. Bak. Ha bak, elin bomboş. Değil mi baba? Vallahi böyle bir ayakkabı olur, 800 bin para. Söylüyorum, teşekkür ederim. Abi, kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersin? Aha ben vallaha. Sor. Ben benli. Merhabalar. Ya aday Doğan Canlısın. Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek kimseyi, istersin abi? Kimseyi istemiyorum. Neden abi? Millet abi geçindirir kendini ya. Türk milleti her şeyi yapar bence ya. Tek başına. Allah başkana gerek yok. Gerek yok abi. Ege sen konuş. Merhaba dayı. Merhaba. Abi ben veriyorum. Merhaba baba, gel. Seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersin abi? Kim sence? Şu anda net bir aday görünmüyor. Görünmüyor da senin gönlünden kim geçiyor? Gönlümden kim geçiyor? Daha öyle bir aday yok. Arayacağız. Arayacağız, bulacağız onu. Halk arasında çok söylenti var. Tayyip dışında Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener falan diyorlar. Sen ne diyorsun? Bence çok daha toylar. Çok daha olgunlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani ülke yönetmek, bir belediye yönetmek ya da parti yönetmeye benzemez. Hele Türkiye yönetiyorsanız çok daha güçlü liderler olmanız gerekiyor. Kim olabilir sence abi Cumhurbaşkanı adayı? Valla şu anda bu süreçte Tayyip Erdoğan'dan başkası zor götürür diye düşünüyorum. İkinci bir aday bence yok. Neden yok abi? Türkiye çok özel bir ülke. Jeostratejik politik önemi çok fazla. Dost kadar düşmanı çok. Çok ciddi bir güçlü duruşa ihtiyaç var. Güçlü ekiplere ihtiyaç var. Maalesef bu duruşta bu liderlerle zor. AK Parti'nin oy oranının çok düştüğünü söylüyorlar. Bence düşmüştür. Çünkü yaşanan ekonomik sıkıntılar ciddi anlamda herkesin bir kere daha düşünmesini gerekli kıldı. AK Parti çok iyi başladı ama çok iyi götüremedi. Çünkü lider kadar liderin yanındaki kadrolar da çok önemli. 15 Temmuz'la beraber ciddi anlamda bir liderlikte zafiyetler oluştu. Çok kolay bir süreçten geçmiyor ülkemiz. Ümit ediyorum ki daha güçlü kadrolarla, çok daha kaliteli liderlerle bu ülke potansiyelini performansa dönüştürür. Şöyle söylentiler de var. Cumhurbaşkanı kesinlikle aday olmayacak diyorlar. Halk arasında öyle bir söylenti de var. İfade ettiğiniz gibi bence bu söylenti. Çünkü ülke şu anki durumunda başsız ve lidersiz kalamaz. Ama şunu da söyleyeyim. Her zaman çok daha güçlü liderleri de, değerleri de bu ülke, bu toplum çıkartabilir. Ve çıkartacaktır da. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bizi beğenmiyorsun.